Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın defnedildi. Güzel kızdı. Bizim deli kızımızdı o. Bir delilik yaptı, bir çocukla evlendi. Önce ailece istemedik ama sonra kabul etmek zorunda kaldık. Aile geçimsizliğinden, şiddetli geçimsizlikten, bazı nedenlerden ayrıldılar. Baba evine geldi. Daha sonra işte çocuk tekrar barışmak istedi ama Cemile tabii hep aynı şeyler devam edecek korkusuyla istemedi. Talihsiz kadın ve babası Abdullah D. 16 Kasım'da Bilecik Adliyesi önünde kocası O.A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Abdullah D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Cemile A'da hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. 12 gün 13 gün dayandı yavrum. Biz de dualarla onu destekledik ama artık bugün sonmuş. O bir melek oldu yine. Yavrusu kaldı 1 yaşında. Canice bir adamın hırsına bir aile ziyanı oldu. Cemile A'nın cenazesi merkeze bağlı Yeniköy'deki baba evine götürüldü. Aile büyükleri burada taziyeleri kabul etti. Evde oğlunu hiç susturamıyoruz. Hiç ağlıyor, çok ağlıyor çocuğu. Çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Allah sabır versin. Koca kurbanı olan kadının yakınları kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Kadın cinayetleri artık son bulsun. Gerçekten hepimiz çok korkuyoruz. Ben yıllarca sağlık sisteminde çalıştım başhemşire olarak. Orada da bu acılara tanık oldum. Hala tanık oluyorum. Bunları bir kere hapisten dışarıya çıkarmasınlar. Bu çok saçma geliyor bize kadın olarak. Cenaze Yeniköy Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına götürüldü. Covid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.